Merhabalar, hepiniz sayfama hoş geldiniz. Ay hep bu açılıştan da sıkıldım inanın. Herkese selamlar olsun. Evet, Türkiye'de tatildeydim ve tatilden geldim. Ufak tefek ganimetler aldım kendime. Şöyle sırayla göstereyim. Şu anda tırnağımda olan pastel. Şöyle hepsini önce bir baştan göstereyim. Bazılarını zaten tanıtmıştım. Biliyorsunuz, video yapmıştım orada da birkaç tane. Catherine Arley'ler var. Şu üçlü. Arka neyse sırayla göstereceğim zaten. Farlar var. Bunu yine göstermiştim. Farmasi. Yeni eklenenler var. Flormar'dan şu beşli serisinden aldım. Ki biliyorsunuz, izleyenler beni biliyor. Ben bunun dörtlüsü vardı bende. Ama kırılmıştı falan. Ondan sonra bunu tekrar tazeledim. Çünkü çok memnun kaldığım bir fardı. Detayları hep göstereceğim. Beyu'dan var bir far. Onu almadım. Onu ablamdan yürüttüm. Yani müsaadeli aldım tabii ki de. Yani onu ablamdan aldım. Kalemler var. Gabrini'nin var. Flormar'ın var. Onlar bazıları burada yoklar. Çantaların hala hepsini boşaltmış değilim çünkü. Onlar hala boşalacak bazıları. Ondan sonra Rosenstein Eflatun. Bildiğiniz Eflatun. Yaklaştırayım. Evet, lisansım. Evet. Bir bunu aldım. Bir tane mavi. Bir tane mavi mi bu? Bunun fokusunda yani berbat, sinir oluyorum ben böyle şeylere. Kamera kalitesi iyi olmayınca ben çok sinir oluyorum. Bildiğiniz gibi değil yani. Bu da kırmızı böyle bir sim. Uzaktan böyle mi göstereyim daha iyi? Evet. Şöyle. Bu aynayı da nereden aldım? Amasra'dan aldım. Amasra'ya gittik. Çok hoş. Göstermiyorum. Tam şöyle dönüyor. Arkası falan filan. Arkasında büyük. Önünde küçük aynası var. Neyse, ojeye geri dönüyorum. Üçüncü ojem. Şimdi Golden Rose'lar var. Ama hangilerini size gösterdim, hangilerini göstermedim hiç emin değilim. O yüzden hepsini hızlı bir şekilde geçeceğim. Golden Rose pembe ten rengi gibi bir renk. 22 numara. Bunu göstermedim sanırım size. Of. Aynen şöyle bir şey. Yine Golden Rose numarası yok. Tırnak rengi. Yine Golden Rose ten rengi. Şöyle göstereyim. Ay, Golden Rose. Evet, Golden Rose. Ay, başka bir şey mi söyledim acaba diye düşündüm bir. Gelelim Catherine Arley'lere. Catherine Arley'den 3 tane aldım. Bu nar çiçeği rengi. Benim çok kullandığım bir renk bu. Nar çiçeği, turuncu gibi. Bu güzel bir pembe. Koyu pembe. Renkler harika. Zaten bende var. Ondan sonra bu Beju ile ilgili çok söyleyeceğim. Beju. Beju yani. Beju gerçekten çok güzel bir marka. Farlarının yapısı çok kadifemsi. Harika bir sürüş sağlıyor. Gerçekten kadife gibi. Ben bu ablamda önceden görmüştüm ve ben buna göz koymuştum. Ve artık bu benim oldu. Şunu da göstereyim. Gerçekten çok hoş. Hayır, onları lütfen yerine koyar mısın? Böyle bir Beju'dan far paleti diyeyim. Üçlü far paleti. Bunu hepinize tavsiye ederim. Gerçekten Beju'nun kalitesi farlarda harika. Zaten ben fondötenini ve bronzasını kullanmıştım yıllar önce. Hala da var bende zaten. Göstermiştim kesin bir videoda. O yüzden tekrar göstermiyorum. Anne. Bu Emily markasını tanımıyordum ben. Bu Emily markasını ilk defa tanıdım. Bilmiyordum. Şöyle bir pembe. Arkadaşlar, ben sevmedim. Evet, dediğim gibi aldığım ojeler bunlar. Bu da işte tırnağımda
Biraz önce de söylediğim gibi bir eflatun. Güzel bir tonu var. Arkadakiler, işte şunlar. Bunları tekrar alıyorum. Biraz önce çekime başlamıştım ve ondan sonra bir aksaklık oldu. Ondan sonra yaklaşık 3 saat sonra çekiyorum bir daha. Yemekler yendi, bir şeyler yapıldı falan filan. Bu da diğer ojeler. Arkadakileri de göstereceğim. Bunlar Catherine Harley'ler. Söylemiştim. Bunlar da böyle gidiyor. Evet, şimdi gelelim diğer aldığım. Ha bu arada evet işte bununla çekim yapıyorum. Şununla. Yani webcam'le. Kameram şu anda tamirde. Türkiye'de bayağı bir kameram bozuldu. Cep telefonumla ilgili bilgiyi aslında şeyde verdim. Facebook'ta. Bir Yunus balığını kurtarma operasyonu gerçekleştirdim. O nasıl oldu derseniz onu da ufak bir şekilde anlatacağım bir videoda. Şimdi şunu bir yapabilirsem. Evet, şimdi şunları daha yukarı alayım. Şimdi kalemler var aslında. Bunlar bu Elite markasının. Şöyle göstereceğim. Böyle güzel bir mavi. Daha güzel belli oluyor sanırım böyle. Uzaktan daha iyi gösteriyor sanırım. Ondan sonra Emily'yi göstermiş miydim hatırlamıyorum. Emily pembe. Bunu da şuraya. Pembe dudak kalemi. Emily'nin 214 numara. Gerçekten uzaktan daha iyi görünüyor. Yakından bakayım şey yapacak mı? Evet. Ondan sonra Gabrini'den Waterproof. Waterproof. Ucu gitmiş. Şöyle göstereceğim onu da. Bu da bir mavi de. Bu biraz şey garip görünüyor. Ucu gittiği için tam şey gösteremiyorum. Ondan sonra fırçalarla ilgili. Şimdi fırçalarla ilgili ben size Tio'yu vereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyiniz. Bu fırçalar mükemmel ötesi. Özellikle maviden kullanmıştım sanırım. Şöyle yapayım bir göstereceğim. Fırçanın yapısı falan çok güzel. Nereden aldım biliyor musunuz? Evet itiraf ediyorum. Annemlerin pazarı. Yani Beylik pazarından aldım. Beylik pazarının ben hastasıyım. Ben tam bir pazar koliyim. Mağaza alışverişi zaten yapıyorum. Pazardan da öyle kıyafet falan pek almam zaten. Benim pazardan alacağım şeyler ıvır zıvırlardır. Yani atıyorum fırça, makyaj malzemesi asla almam. Ama neyi aldım ben pazardan? Oje aldım. Bu elegantları mı aldım acaba? Yok. Hangi markaydı? Bir dakika. Bir marka oje almıştım. Onu tanıttım galiba. Sonra ben onu tatil yerinde küçük bir kıza hediye ettim. Markayı şimdi hatırlamıyorum hangisini pazardan aldım diye ama şu pasteller, golden rose'lar değil. Catherine Harley de değil. Hatırlamıyorum her neyse. Şimdi şuna gelelim. İki taraflı bir fırça. Yani fırçalar gerçekten çok güzel bir kalitesi var. Şöyle söyleyeyim size. Essence ya da Balea'nınkinden çok daha kaliteli bir fırça. Hadi. Tamam şimdi daha iyi gösteriyor. Yani gerçekten fırça mükemmel. Tavsiye ederim arkadaşlar Beylikpazarı. Fırçalar Beylikpazarı'ndan. Evet ondan sonra fardan mı devam edeyim? Fardan devam ediyorum. Söylemiştim. Flormar. Flormar'ın hemen açayım aslında çekmeyeceğim de zaten burada. O öbür nerede? Burada.
bende bu vardı. Bu önceki yıllardan aldığımdı. Şu iki taraf döküldü, kırıldı. Ben de tekrar bunu aldım. Çünkü bu benim çok sıklıkla kullandığım bir renk tonları. Şunlar özellikle. Bu beyazı da güzel. Aydınlatıcı olarak. Onu da şimdi öyle bir oldu ki. Şuraya. Çok güzel renkleri. Hepsi güzel. Yani ya Flormar'ı zaten beğeniyorum. Ondan sonra Flormar'ı giyerek ondan sonra ne aldım? Rosens. Rosens'ten gül suyu aldım. Bu cilt temizleme için falan filan. Şuradan mı görünüyoruz? Yat. Görün mü? Bir de şey verim abi oradan. Hadi. Rosens'in %100 doğal gül suyu bu. Bunun yanı sıra ben bunu aldıktan sonra kız kardeşime gittim. Kız kardeşim de bana, onlar da bir geziye gitmişlerdi. Neresiydi? Hatırlayamıyorum şimdi nereye gittiklerini. Ellerim içi de hep var. O da bana yine gül suyu almış. %100 doğal bu da. Her ikisi de güzel. Bunu ev süsü bir şey aldım şöyle ince. Ona döküyorum. Öyle servis yapmak için. Onu da yine kardeşimden görmüştüm. Çok hoş bir şeydi. Ve şimdi en baba aldığım şeye gelelim mi? Ta 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 ta. Hatırlıyor musunuz? Ben bundan 4 video önce falan Douglas'a ya da Pipa'ya gittiğimde test year verilmişti. Gelmiştim. 2 tane test year'ı vardı bende. Ve ondan sonra şeyden, gümrükten geçerken ben bunu aldım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Normalde fiyat vermiyorum. Hepiniz biliyorsunuz ama gerçekten bu Duty Free'de 57 nokta bilmem kaça aldım. Dün çarşıya indim. Douglas'taydım. Douglas'taki fiyatı 69 euro. Yani tam 10 euro fark var. Kokusunu da zaten öbür şeyde de anlatmıştım ve demiştim ben kesin bunu alırım diye. Kokusu hemen sıkayım ben yine kendimi. Oh. Çiçek. Yine çiçek. Yani yaza bence çok uygun. Güzel bir koku ve ben bunu biraz Play'e benzettim. Biraz benziyor gibi geldi bana daha doğrusu. Zaten şöyle şurada yerini almış bulunuyor. Evet, bosu da bitirdim. Bu da bitmek üzere. Çeyrek kaldı. Bu iyi. Ben diğer parfümlerini hiç test etmemiştim. Yani hiç bakmamıştım. Ama bu parfümünü gerçekten beğendim. Çiçek kokularıyla misler. Ha, bu da Farmasi'nindi. Yani Türkiye ganimetlerim bunlar. Ha, şunu aldım. Bu da nereden? Büyükçekmece Sahil Pazarı'ndan. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Benim abim Güney Afrika'ya gezi yapmışlardı. Güney Afrika'da 3 tane almış buna benzer falan da. Hatta çekmecem de hemen göstereyim. Hemen göstereyim. Şunlardı. Bunlar bana Güney Afrika'dan geldi. Şu üçü. Yani Güney Afrika ya da işte Türkiye hiç fark eden bir şey yok. Bu da Sahil Pazarı'ndan. Ben beyaz çok fazla kullanıyorum. Şöyle bir şey. Şöyle kullanıyorum daha doğrusu. Yani çok hoş bir şey bence. Ondan sonra takılara geleyim mi? Geleyim. Bakın şimdi size göstereceğim. Ya normalde çok böyle takı falan filan göstermiyordum ama şimdi Türkiye'den aldığım şeyleri de göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi şu. Bunu ben nereden aldım? Bu Amasra'dan. Hayır pardon, Amasra'dan değil. Bunu Safranbolu'dan aldım. Evet. Böyle zincir uçlu. Ve yine Beylikpazarı'ndan çok tatlı uçluklar aldım. Diğerlerini bulamıyorum. Bulduğum zaman göstereceğim. Yine şöyle göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Güzel bir şekilde şöyle göstereceğim.
Bunu kaça aldım biliyor musunuz? 2'ye aldım. 2 TL. Yani cidden almayanı dövüyorlar ama kötü olan ne biliyor musunuz? Benim imitasyonlara karşı alerjim var. Şu anda boynumda da yara oldu. Bunu gösteremedim ben bir türlü. Şöyle yapayım. Evet, şimdi görüyorsunuz. İşte böyle bir kedi. Ondan sonra minik küpeler falan filan böyle vesaire vesaire bir sürü incik incik aldım açıkçası. Onlar çok fazla. Onlara zaten bir geçersem videonun önü arkası gitmez, kesilmez yani sürekli devam eder. Onun haricinde ne aldım? Neyse ben pazardan çok çok güzel şeyler aldım. Yalnız pazardan aldığım birkaç şey beni çok çok üzdü. Kullanamıyorum çünkü. Dediğim gibi imitasyon saat, imitasyon yüzük. O yüzüklerde kaliteye göre değişiyor. Mesela şöyle göstereyim. Şuna bir heveslendim ben. Tamam mı? Sanırım bizim Türkiye'de bu kullanılan imitasyonların da kalitesi gerçekten çok berbat ki. Yüzük bende alerji yaptı. Sonra bir tane saat takmıştım. O saat bende alerji yaptı. Şuralarım hep sivilce yaptı falan. Bu arada ne kadar yandığımı şimdi şöyle göstereyim. Şu yüzüğümün izi. Yüzüğüm yine gümüşleri kullanıyorum biliyorsunuz. Ben normalde altın çok fazla takmıyorum. Genelde gümüş. Bu da gümüş olan biliyorsunuz Guess saatimin izi. Denize onunla giriyorum ben. Onunla dalıyorum falan. Çünkü su kaçmıyor ve taşlarına da herhangi bir şey olmuyor. Bu da yüzüğünüzü. Bayağı bir yanlış mıyım? Evet, bayağı bir yanlışım. Ondan sonra aslında ben sahilde çok güzel bir video yaptım. Sizin için tatil yerini çektim, ettim falan filan. Ama dediğim gibi maalesef kameram bozuldu. Nasıl bozulduğunu da bilmiyorum. O yüzden çekimler maalesef iptal oldu. Neyse ben takılardan devam edeyim. İşte ben böyleyim, daldan dala. Bunu pazardan aldım. Almıştım ve bunun gibi birkaç tane aldım. Maalesef ben bunları takamıyorum, şu metalleri. Hemen bakın rengi de değişmiş zaten. Mahvetti beni. Yara oldular. Yara oldu yani her taraf. Kollarım minik minik sivilceler falan oldu bileklerimde. Çok hoş bir şey aslında. Bir o. Ondan sonra onun gibi birkaç tane beyazlar vardı. Onları bulamıyorum. Neyse. İşte bu kadar. Yani yaptıklarım, aldıklarım, çektiklerim. Şimdi size o Yunus balığı ile ilgili bir şey anlatayım. Bu bizim gittiğimiz yer özel koylara gidiyorsunuz. Sizi botlarla götürüyorlar ve koy gerçekten baya baya büyük bir yarı sahil kadar ve size özel. Biz kızlar olarak gittik. Baş başa. Ailemle de gittim işte. Eşim falan çekirdek aile olarak da gittik. Bir günde kızlarla baş başa gidelim dedik. Gittiğimiz zaman biraz böyle minik kayalıkların olduğu bir yere gittik biz. Ondan sonra kayalıkların orada bir Yunus balığı karaya vurdu. Ben görmedim. Kız kardeşim gördü ve bana hemen abla işte Yunus balığı geldi falan deyince Allah dedim tamam intihar ediyor bunlar diye bir belgeselde izlemiştim. Ben hiç normalde ben balık asla yemem. Balığa asla dokunamam edemem falan filan. Ayağımda da kum ayakkabıları vardı. Bu denize girilen ayakkabılar var ya, plastik olanlar değil, bez olanlardan altı plastik. Her neyse işte ben koşa koşa gittim tabii ki. Yani önceden düşünsem hayatta böyle bir şey yapacağım aklımın ucundan geçmezdi. Neyse hemen atladım, suyun içine girdim, kayalıkların üzerinden hoplaya zıplaya falan filan. Çok atletik bir şekilde, çok atletiğimdir ya zaten. Ondan sonra balık yani Yunus gerçekten kendini karalara vuruyor yani kayalıklara vuruyor daha doğrusu kıyıya doğru. Kuyruğundan tuttum hemen savurdum ve denize doğru ittirdim. Bayağı denize doğru ittirdiğim halde tekrar yönünü çevirip tekrar karaya doğru geldi. 2-3 tabi bu arada kız kardeşim bana bağırıyor abla dikkat et kendine aman dikkat falan diye. O arada elimde cep telefonum. Cep telefonumun elimde olduğunu unuttum tabi ben. Sonrasında kız kardeşime verdim telefonu ama telefonum da gitti.
Yunus'a telefonu da feda etmiş oldum. Şu anda o da tamirde. Allah'tan garantisi vardı çünkü. Yalnız çok su kaçmadı ama niye öyle oldu bilmiyorum. Bakalım. İnşallah bir problem olmadan telefon sağ salim gelir. Çünkü suyun içine girmedi aslında. Belki bir iki damla falan kaçtı herhalde. Ondan sonra tabii ben uğraşıyorum Yunus'u hani denize doğru gitsin diye. Fakat sonunda gerçekten yani ne yaparsam yapayım anladık ki Yunus o göze koymuş. Tamam yani o ölecek. Facebook'ta bir arkadaş da yazmıştı şey diye. İşte manyetik alanda yani yönlerini kaybediyorlar açıkçası. Ve titreşimlerden dolayı biliyorsunuzdur hepiniz Yunusların algıları çok açık ve çok hassas hayvanlar. Bu botların, kayıkların, gemilerin vesaire titreşimlerinden karıştırıyorlar ve yönleri kayaya vurduklarında. Yani bunlar hep teorilerden ibaret. Bunu da söyleyeyim yani öbür söylediğim de mesela iki tane teori var zaten çok şey olan, revajda olan. Bir tanesi, ellerimi arada göstereyim de boşa konuşmuş olmayayım. İki tane teori var. Bir tanesi yönlerini kaybedip karaya vurduklarıyla alakalı. İşte bu da manyetik etkinin onu karıştırdıklarından dolayı işte dış etkenlerden çok etkilenip yönlerini kaybettiklerinden dolayı olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi de çok duygusal hayvan oldukları için herhangi bir üzüntüde eşleri mesela öldüğü zaman da intihar ediyorlar. Kayalıklara vuruyorlar ya da kendilerini öldürtüyorlar bir şekilde. Diye böyle bir şeyler biliyorum yani duymuştum. Artık hangisi doğru, hangisi böyle bir şey ya da bambaşka bir şey mi bilemiyorum. Ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Fakat dediğim gibi maalesef Yunus balığı ters döndü sonunda ve öldü. Ondan sonra biz kayıkçıyı aradık. Yunus öldü. Balık bizim balığımız. Şimdi biraz garip gelecek belki hepinize ama gerçekten öyle bir olduk ki dedik en azından çocuklara gösterelim. Çünkü ablamlar falan biz cümbür cemaat komple büyük bir aile olarak tatile gittik. Dedik en azından çocuklar görsün Yunus balığını falan filan diye. Neyse şeye götürdük, sahile indirdik falan, gelen giden oldu işte. Aa bakıyorlar ne oldu falan filan. Her gelene bir açıklama yapıyoruz biz kardeşler, kız kardeşler olarak altın kızlar. O arada öyle yani ilginç bir şey de yaşamış oldum. Şimdi böyle anlatıyorum ama pek yaşarken böyle nasıl diyeyim? Yani çok fena bir duygu yoğunluğu vardı. Ve hiçbir şey düşünmeden gittim balığa dokundum ettim falan benim için çok ilginç bir şeydi. Ya bunu bana birisi anlatsa benim yapacağımı inanamazdım galiba. Yok kesinlikle inanamazdım ki eşim şok oldu. Sen nasıl falan diye. Neyse öyle de bir herhalde hayatımda bir daha hiç yaşayamayacağım. İlginç bir tecrübe yaşamış oldum. Ondan sonra bakıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Türkiye'den aldıklarım ciciler bunlar. Aa bir de aynam vardı onu da göstereceğim size. Evet bir de bunu aldım kendime. Kendime almadım aslında bu eşimin hediyesiydi bana. Bunu Safranbolu'dan aldık. Böyle çift taraflı bir ayna. Yalnız şu üzerindekilere bayıldım ben. Bir de pembeli falan olunca. Ben de bir pembe hastası olarak. Pembeyi çok seviyorum. Çok hoş bir şey. Şöyle. Siz İstanbul'dakiler ya da Türkiye'dekiler diyeceksiniz. Aa, evet ya her köşede var bundan. Aman arkadaşlar ne yapayım. Güzel. Çok güzel ama. Evet bir de bu vardı. Ondan sonra... Şimdi aynayı göstermişken aynaya takım olsun diye aldığım tokaları göstermezsem olmaz. Bir de bunlar vardı. Çok da güzel. Tutuşları falan çok sağlam. Güzel. Evet. Dediğim gibi takıların diğerlerini göstermiyorum çünkü çok fazla takı aldım. Hepsi bir köşede, hepsi bir çantanın içinde. Göstermişken şunu da göstermeden olmayacak. Bunu da Büyükçekmece sahil pazarından aldım. Cumartesi pazarından. Şu yanına bakar mısınız? Normalde çünkü altınları o kadar kullanmadığım için öbür yüzük bayağı geniş. Kapatıyor burayı. Bu açıkta kaldı. Neyse bu da makyaj çantam. Ben Türkiye'ye giderken çok abarttım.
Ben neredeyse yarı makyaj malzemelerimin hepsini götürdüm. Fondöten götürdüm. Hiç kullanmadım. Çok gereksizdi. Ondan sonra işte temizleyiciler falan hepsi gereksizdi. Sabun suyla yıkadım. Bir nemlendiricimi götürdüm. Nemlendiricim de bitti zaten. Hatırlıyorsanız şeyden almıştım. Yani böyle bu da dibini görmüş vaziyette. Çok abartılı aldım yanıma. Yani bu kadar ben arabayla gittik. Arabayla gidiyoruz diye inanın. Şu yatak odamın çekmecelerindeki ve masanın üzerindeki bütün her şeyi götürdüm neredeyse. O kadar yani. Hiç gereksizdi. Evet. Bu da çok hoş. Hem şurada gözü var. Hem iç tarafı işte dolu. Şöyle içi de baya baya bir şey alıyor yani. Az buz değil. Ay. Her şey var. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki demeden önce bunu göstermeden olmazdı. Bunu söylemiştim aslında. Arabada çekim yaptığımda göstermiştim herhalde. Şunun detaylarını göstermemiştim. Şimdi en azından şunları bir göstereyim diyorum size. Şöyle minik, ay çantanın içinden pat diye çıkarınca şöyle minik detayları var. Çok şeker, çok şeker bir şey bu. Şöyle uzun bir kolye. Bu yargıcıdan almıştım bunu da. Diyorum ve hadi gözünüz aydın, video bitti diyorum. Hoşça kalın.